akşam televizyonları başlarında oturan insanlar iyi düşünsünler, tartsınlar, bitsinler. Hem delice açıklamalarım olacak, hem de bana göre müzik dinlemek istiyorlarsa bu gece bu kanaldan ayrılmasınlar. Ben burada misafir değilim. Ev sahibiyim. Ev sahibi gibiyim. Çünkü misafir olursam aramızda samimiyetin önemi kalmaz. O zaman hanımefendi, beyefendi oluruz. Çünkü biz 30 senelik arkadaşız. 30 senelik dostuz. Her şey olabilir ama mutlak ve mutlak buluştuğumuz yer dikenlerin arası değil, güllerin arası olur. Nereden giydirdiler seni böyle Allah aşkına? Habire dolaşıyor. Bana dolaşıyor, dolanıyor yani. Nerede oturuyorum? Aa bak kendine böyle yaptı, bana en büyüğünü yaptı. Böyle bak, böyle. Bu böyledir, bu böyle. Bana kendine küçük, bana en büyüğünü yaptı. Hayır, hayır. Hayır. Öyle mi gördün? Allah, ben gömmece bu. Gel. Bu gömmece. Öyle mi? Hepsi aynı. Gel. Sen orada otur. Tamam aşkım. Oh. Hayatım hoş geldin ya. Hoş bulduk. Bu çok gömmece oldu. Çok şıksın. Her zaman. Her zaman çok şıksın. Teşekkür ederim, efendim. Saygılarımı iletirim. Ne var ne yok? Çok şey var. Çok şey de yok. Allah aşkına. Vallahi. Nasıl abele oldu? Ben bu akşam biraz çok... şöyle bir içinden bir şeyler geliyorsa bir anlat bakalım ya. Ben ne hacıya ne hocaya yaranıyorum. Yok öyle demezler. Ne hocaya ne papaza. Hiçbirine yaranamıyorum. Neden? Bilmiyorum, ne bileyim. Ya iyi niyetimden ya sinirlenmiyorum ondan. Vazgeçtim sinirlenmekten. İnsan... Bir laf vardır ya, ne yaparsa kendine yapar. Ben herhalde kendime yapıyorum, tahmin ediyorum. Çünkü hiçbir yere bir taşı oturtamıyorum ve taşlar yeri bulmayınca karman çorman eğri büğrü bir şey oluyor. Biraz huzurlu olamıyorum, mutlu olamıyorum ve... Aç biraz, aç. Hani vardır ya, varlık içinde yokluk çekmek. Her şey var, hiçbir şey yok. Estağfurullah, estağfurullah. Vallahi yok, billahi yok. Yani her şey olabilir. Şan olabilir, şöhret olabilir, para olabilir. Her yerde bir villan olabilir, bilmem neyin olabilir ama huzurun yoksa hiçbir şeyin yok demektir. Peki şimdi merak etmiyor musunuz? Acaba hakikaten imparator janrının imparatoru ve yeri doldurulamayacak nitelikte büyük bir ses. Eserlerle alay eder gibi artık icra eden. Öylesine bir tarz ve hep söyledim. Her zaman söyledim. Kimse de bunun aksini iddia edemez. Hep dedim ki birileri var ama 9 kilometre arada mesafe ve zirvenin en sivri ucunda büyük İbrahim Tatlıses var diye hep söyledim. Ama huzur yok. Neden? Neden? Vallahi bak, 3 gündür benim yaşadığımı ancak bir ben bilirim. Bir de Yüce Yaradan bilir. Zaten Yaradan'dan başka kimsenin anlaması da mümkün değil. Bilen Yaradan'dır. Yaradan yaratmıştır. Her şeyi de o verir. Ama bu şeylerle ilgili olabilir mi? Seçimlerle ilgili falan gibi. Seçimlerle zerre miskal kadar alakası bile. Ha yok. Bu seçimler bitti, orada kaldı. Çünkü siz yani belirli bir kesimin vekili olmaktansa bilmiyorum, bana iştirak edeceğinizi ümit ediyorum tabii, içinizden geliyorsa öyle hissediyor iseniz. Bence İbrahim Tatlıses ve İbrahim Tatlıses gibi eğer bir iki kişi varsa onlar bütün milletin göz bebeği diyorum ben. Belirli bir kesimin değil. Tabii ki arkadaşım böyle bir şey olsaydı iftihar ederdim, kutlardım. Osman'ı da kutlayamadım. Ben şöyle anlatayım, ben bunu İbo Show'da anlatacağım.
pazar günü anlatacağım, çok derin de anlatacağım. Bizim niyetimiz milletvekili sevdalığı değildi. Bizim niyetimiz hizmet sevdalığıdır. Şu anda bile hizmet ediyoruz. Evlerinde oturup morali bozuk insanlara belki moral veriyoruz. Veya ağlamak istiyorsa ağlatabiliyoruz. Yani o da bir moraldir. Güldürmek istiyorsa güldürüyoruz. Bizim görevimiz hizmettir. Yoksa ben Urfa'ya gitmiştim, %1 milyarda seçilmiştim. Bunun aksini iddia etmek mümkün değil. Edemezler. Benim niyetim başkaydı, başka şeylerdi ama kısmetmiş. Daha yaşımız 85 değil, 95 değil. Yaşımız erken. Güne yani zaten devam mı? Türkiye'de tabii devam. Kesinti yok. Çünkü ben milletin ızdırabını, acılarını gördüm. Orada kesinlikle devam yani. Bizde yere adım atmak yok. Mesleğimizde de orada da. Peki sizce yani illaki bu mevzuda milletin bazı efendim naçar kaldığı, aciz kaldığı, yoksul olduğu tarafları biliyorsunuz ve bundan aciz duyuyorsunuz. Kesinlikle. İlla ki milletvekili olmanız girince, şart mı? Kesinlikle. Bunu halledebilmek babında. Bence yok, İbrahim Tatlıses. Ben şimdi işte dedim ya pazar günü önemli siz bir siz programlarınızda da yol gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi efendim? Kesinlikle biz belediyelere olsun. Çünkü bu programlar aydınlatıcı, eğitici. Yani bu program affedersiniz kıç açan, kıçını başını açan programlar değil. Yani kim kimden, kimin eli kimin cebinde programı da değil. Çok ağır müzik programı. Bu arada da mesajlar verilebilirse çünkü halkımızın lider demeyeyim de lider sıfatına sokmak istemiyorum. Ne beni ne Bülent Hanımefendi. Öyle değil de gözde insanların lafları dinlenir. Sevilenleri tarafından ne söylerlerse söylesinler. Onlar algılanır. Mesajı çabuk alırlar. İtibar o mesajı görür. Da uygularlar. İtibar bu görür. Doğru mudur? Bana mesela yolda insan diyor ki İbrahim Bey bugün bir tanesi böyle yaşlı bir adam. Alışveriş merkezindeydim Bodrum'da. Dedi ki o kadar güzel mesajlar veriyorsunuz ki. Olsanız da olmasanız da biz o mesajları sizden alıyoruz. İşte. Vermek mecburiyetindeyiz. Vermek mecburiyetindeyiz. Peki İbrahim Bey muhakkak... Ben şimdi burada özür dilerim lafınızı kestim. Estağfurullah. Şu anda Urfa'da seyreden varsa işte şimdi Urfa'dan 11 tane milletvekili çıktı. 11 tane milletvekili. 11'ini de göreceksiniz hiçbir şey yapamayacaklar. Buradan şimdi onlara tahrik ediyorum. Eğer 11 tane milletvekili olarak siz o Urfa'nın kazası Suruç'a su götürmezseniz 4,5 sene sonra Allah bana izin verirse o suyu ben getireceğim. Sizden rica ediyorum buna çalışın. Peki bu arada ben hemen söze giriyorum. Siz de bu arada kendinizi suçlu hissetmiyor musunuz? Niye Urfa'dan girmediniz? Kesinlikle yani onu sonra anlatayım. Öyle mi? O zaman hemen bir reklamlar diyelim. Şunlar benim paralarımı ödesinler Allah aşkına da. Sonra İbrahim Beyefendi bu açıklamalarını yapsın. Ne dersiniz? Hadi reklamlar.